Hey abi hoş geldin. Bugün benim kanaldasın. Na nasılsın? Iyi hoş misin? bulduk abim. Nasıl keyifler? İyi ya işte hep, hep yatay bakış için buluşuyorduk. Bugün seni kaçırdım. Westworld'a getirdim. <laughs> Aynen. Biraz Westworld'ler diyarına bakalım. Westworld Vallahi. analizi yapasımız vardı. Senin kanalda yapalım dedik. Daha güzel olur. Eyvallah. Çok sağ ol valla. Geldim. Güzel oldu. Yani Westworld analizi... Ya ben şeyden beri zaten kıskanıyorum. O zaman ben ne yayın yapıyordum ne videolar videoların içinde vardım e Geek Yapar tarafında. Geek yapardı bile video yapmıyordum da. Siz o zaman inceleme yapıyordunuz. O zamandan beri bir şeyim var ya. <laughs> içimde kalmışlığı var. İlk sezon bölüm bölüm analizini yapmıştık hakikaten. Ee, i̇kinci sezonda ekipte öyle bir ilgi olmadı açıkçası. İkinci sezon biraz ben takip ettim gibi oldu. Ona öyle bölüm bölüm analiz çıkaramadık. Ki yani bence ikinci sezon birinci sezondan çok daha iyi bir bölüm evet, o, yani. sezon aslında. Ama konuşalım hadi. Abi ikinci sezon kesinlikle daha iyi. Hatta oradan gireyim ben. Ee, birkaç yorum geldi işte bizim Discord'larda falan. Ya abi işte ikinci sezon kötü diyorlar. Ne diyorsunuz girelim mi falan dedim. Kim kötü diyor? Ondan sonra bir baktım böyle. Tabii hiç takip etmediğim için öyle tuhaf yorumları. Abi ikinci sezonda işte kadınlar adam öldürüyor. Işte. Hep böyle gev gev işte robotlar oradan oraya koşuyor falan ölüler geri geliyor falan gibi böyle <laughs> taf taf aşırı kötü yorumlar görünce böyle bir üzüldüm. İlk iki sezon gerçekten çok iyi bu arada. Hmm. ya. Yani çok şimdi... az millet az az kıymetini bildi bence. Evet kesinlikle bilemedi ya. O zaman bu videoda şöyle yapalım İlk iki sezonu şöyle bir ufak bir toparlayalım. Hani. Biz ne hissettik, neden beğendik bu diziyi, e, neyi iyi yaptı. Daha geçen gün Ghost in the Shell konuştuk. Orada hmm. ilgili çok ciddi referanslar olduğunu ben Ghost in the Shell izleyince tekrar anladım. Evet, 3. Ee, oradan... sezonda hele. Aynen hele 3. sezon daha girişinde başlıyor zaten açılış önerinde Oradan da ilk bölümü konuşuruz yeni sezonun. Okey. Abi ilk sezonda e, yani e, dizi bence çok standart ların dışında olacağını bence ilk bölümden belli etti. Hele de ben ikinci kere izledim. Ee, iki tur döndüm diziye. İki tur dönmenin şöyle bir avantajı oldu ki ben çok az dizi iki kere izlemişimdir. Bu da onlardan biri oldu. Konuyu bilince, olayları bilince dizinin aslında daha, ilk daha bölümünün... fazla detay. Evet, çok daha fazla detay, detay fark ediyorsun. Aynen, çok detay var. İkincisi <laughs> dizi aslında ilk bölümden ki bu normal bir mekanik işleyiştir filmler içinde. Daha filmin başında da dizinin başında size ne olacağı ilgili çok ciddi bilgi, ipuçlarını verir. ...veriyor. Yani ana karakterlerinde... ...kim olacak, kim uyanacak, kim ortaya çıkacak... ...ya yani kim uyanacak konusu zaten... E, ...Matrix'in de... ...zamanda çok millet... ah evet abi gözünü açıyormuş falan dediği... ...konunun <laughs> çok yayıldığı dönem... ...herkesin gözünü açarak başladığı... ...işte o karakterlerin nasıl gideceği... ...Ford'un ne planladığı vesaire... konular ...daha ilk bölümlerden... ...çok ciddi verilmiş. Ha dedim... ...ulan bunu nasıl fark etmemişim... ...işte ne bileyim Bernard'ın aslında nasıl hostları koruduğunu... ...vesaire nasıl fark etmemişim diye... Bayağı bir şey yaptım ama e, tekrar izleyin derim bu arada şey yapmayınca. Ve ilk sezonun bence en büyük artısı çok uzun süredir bir döngüde kalan işte e, Brom robotlar kötüdür, robotlar bizi öldüreceğin dışında ciddi olarak insanın aslında ne kadar e, boktan bir varlık olduğunda ciddi anlatan, onların aslında konunun nereye gittiğini anladığımızda bu ikinci sezonun sonunda oluyor tabii. İnsan robotlar üzerindeki etkisi de aslında konunun ilerlediğini anladığımız çok iyi bir diziye dönüyor. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Ee, geçen senelerde bir Detroit Become Human diye bir tane oyun çıktı. Hı. <laughs> Bu Detroit Become Human'da işte robotlar var, sonra robotlar bilinç kazanıyor diyorlar ki ya biz bilinçliyiz bizi vurman falan diyorlar. Böyle, tamam mı? <laughs> ben baştan sana oynadım o oyunu, başka oyunları da izledim. Yani. İşte şey klişesi çok. Abi robotlar ayaklanıyor abi bilinç kazanıyor abi yapay zeki abi. Tamam kazanıyor ha. Ama hep böyle bir anlatıyorlar ki işte ya biz de bilinç kazandık ha. İşte şimdi de ayaklanıyoruz. Ya bu böyle böyle olması gerektiği için böyle oluyor ya hep. Anladın evet, mı? Yani, yani senaryo bu olduğu için bunlar bilinç kazanıyorlar falan. Yani halbuki Westworld'ün birinci sezonu aslında bir oturumda izlediğince çok daha iyi anlıyorsun bunu. Şeyi anlatıyor. Yani yapay zekaya herhangi bir noktada hadi abi sen bilinç kazandın buradan yürü diyebilirsin sen. Çünkü insanların da bilinç seviyeleri arasında fark var yani. Daha hayvan gibi içgüdüsel yaşayan insan da var. Daha kendi ihtiyaçlarını, isteklerini kontrol altına alabilen insan da var ya. Orada şeyi görüyorsun yani aslında Ford'un kurduğu ana sistem robotların bir sonraki evrimin bir sonraki basamağı olabilmek için kendilerinin adım atması. İşte Maze, dediği sistem biraz o yüzden kurmuş. O bir sembolik evet. bir sistem aslında. Maze falan yok işte. Sonradan çözüyoruz onu. Maze aslında robotların e, robot döngüsünden çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı gibi bir sistem. Evet. En son Ford'un Birinci ulaşma yolu, yolu gibi biraz daha. Aynen öyle. Ford da uzun uzun şey anlatıyor. Reveries diye bir update geçiyor dizinin başında. Geçtiği Reveries update ile robotlar ee, aslında şey derler ya yani işte hard diskten hiçbir şey aslında silinmez işte üst üste yazılır ha, üst üste evet. yazılır muhabbeti. Çok basitçe aslında onun paraleli yani robotları da başladıkları şeylerden sonra wipe ediyorlar. Tekrar sıfırdan programlayıp konuyu koyuyorlar. Robotlar bir anda eski programlamalarına ve eski kayıtlarına ulaşmaya başlıyor. Eski kayıtlarına ulaşmaya başlamakla beraber biraz da anlatıyorum izlemeyenler için aslında hani böyle şey gibi olsun Doğru, diye. Gayet iyi yani. İlk iki sezon özeti ve işte üçüncü sezonu hızlı başlamak isteyen hani bizden dinleyip geçebilsin gibisinden anlatacağım böyle. Dolores tabi orada başrolümüz Dolores beyaz şapkalı genç bir oğlana tutuluyor hafiften böyle inceden <laughs> Kollarına çocuk bırakıyor buna... kendini falan He, Çocuk buna iyi davranıyor aa iyi insan falan çünkü Dolores yazık Dolores'in rolü tecavüze uğrayan köylü kızını oynamak ya sürekli yani. yani Kızın başından geçmeyen iş yok yani gerçekten ne yazık ki Onunla ilgili şey datası zaten abi 4 milyon kişi gelmiş parka diye diyorlar ya sonunda böyle 4 milyon kişi mi? Hmm, 35 <laughs> senedir. <de. gülüyor> i̇şte. Yarısı hani Dolores'le ama... ilişkiye girmiş i̇şte evet. olsa. <laughs> Tatsız yani. Ee, Dolores o yüzden bir yandan da sürekli aralarında hep insanlığın kötü yanını görmüş ister istemez. E, rolü gereği. Çok daha fazla öyle şey var. Ama bir şekilde Dolores işte ilk üretilen host olduğundan ötürü en yaşlı host olduğundan ötürü çok şey ana karakter olduğu ilk bölümden belli oluyor. Neyse Reveries Update ile beraber eski anılarını, eski silinmişliklerini hatırlamaya başlıyorlar. İşte ilk, ilk sezon boyunca Dolores'in uyanışını görüyoruz aslında biz. Yani şeyi anlıyor. Yani bu insan dediğin tür öyle bir tür ki 20 senedir, 10 senedir geliyorlar gidiyorlar parka. Pis, kötü la bunlar yani. Çünkü parkın yapısı aslında biraz insanların kötülüğünü görmek üzere. Bu biraz şeydir de, şeydir ya işte ne bileyim işte otel sektörüne böyle ne bileyim kumarhane bilmem ne falan işleten sektörlere gece kulübü işletme sektörlerine falan sorduğunda hep herkesin çok kötü anıları vardır ya, insanların evet, en kötü evet. hallerini gören sektörler vardır böyle. Westworld biraz o olduğu için insanların en kötü hallerini görmek için yapılmış bir yer olduğu için gerçekten de insanların kötü anlarını göre 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 göre, göre robotlar bir noktada e, bir dakika lan bu böyle mi olacak diyecekleri noktaları kendi kendilerine geliyorlar gibi bir anlatı var ilk sezonun genelinde detayları tabii çok daha Karmaşık ve detaylı olmakla beraber genelde böyle bir durum var ortada. Orada mesela çok güzel şey de var. Ben tabii onun ikinci sezon biterken anlıyorsun birinci sezondaki o işlenmeyi. Daha ilk girerken işte e, William'da gelirken, da gelirken, diğer bütün karakterler gelirken, hatta e, hostlar uyanırken hep şey burası yeni bir dünya. Burada istediğin olabilirsin, İstediğini yapabilirsin vurgusu. Daha girişteki işte muhabbetlerden, belki ellerine verdikleri kitapçıklardan tabii görmüyoruz da. Ya da belki önden yapılan tanıtımlar varsa onlarda bile. Ama parkın içinde bunu yüzde görüyoruz. Hep böyle farklı ol, kendin ol. Ya da işte bak burada yapamadığın şeyleri yapabilirsin, bak çekinme falan. Anlıyoruz ki yani işte ikinci sezonda zaten ona odaklanıyor biraz daha. Ee, hı hı. insanların aslında burada davranışlarını açığa çıkarmak. Yani bu bir deney gibi bir şeyle daha basit açıklıyor seyirciye e, dizi ama Ford'un anlattıklarını dinleyince bu deneyden çok aslında bir e, insanların kişilik gelişimini de değiştirmek, bilincini de değiştirmek gibi bir duruma geliyor. Yani sadece hostları uyandırmıyorsun. Yani bir nevi insanları da uyandırıyorsun. Sonra hatta anlıyoruz ki o bütün datayı da paketliyorlar. Yani o paketlenen dataları da daha sonra Ford e, işte insanları da Hostların datasını bir araya getirip iyice olaya abartmaya başlıyor. Benim burada hoşuma giden işte bu kontrolü yaşama konusu. Yani bizim yaşantımızda işte demin dediğin örnek güzeldi aslında. Hani gece kulüpleri, kumarhaneler, buralarda ya da işte belki madde kullanımından sonra olan durumlar. Bunlar genelde insanın hep artık kendi kontrolünü bıraktığı anlar ya. Ve Kendi kontrolünü bırakmama nedeni her zaman da şey olmuyor. Yani bu videoyu izleyen ya da biz de işte bir gün böyle bir yere gitsek ne yaparız diye ben de korktum açıkçası dizi izleyince. Yani hı, hı. Yani ne yaparım bilmiyorum. Net bir şey de diyemiyorum ve bu korkutucu ve bunu gördüğünde sen bu korkutuculuğu senin için çarpı 3 çarpı 5 korkuya çıkmaya başlıyor. Ya yani dizi işte bu anlamda çok etkileyici. Yani ilk sezon bütün anlattıklarını ver veriyor. Bir yandan da yine Ghost in the Shell'deki gibi The işte Shell konusu, mekanı sıkışma ve biz ilk sezon ve ikinci sezon boyunca devamlı aynı mekanlarda sıkışıp kalıyoruz. Yani normal bir standart dizide izlesen bunu dersin ki oğlum hep aynı yerde dönüyor sıkıldım yok mu yeni bir şey? Yok abi sıkılmıyorsun. Yani hmm. Çünkü dizi sana o mekanlar içerisinde devamlı yeni bir baskı unsuru, ne bileyim yeni bir stres, yeni bir senin kafanı yorabileceğin bir şey veriyor. Öyle olunca da ben bu dizinin hani anlattığı hikaye dışında ilk iki sezonda şeyini de çok sevdim, mekaniğini de çok sevdim. Yani dizinin işlenme mekanini. Yani Nolan ve e, diğer ablamız ay adını unuttum kadın. Ben de oldu. Joy. Lisa Joy. Lisa Joy ha. Lisa Joy. Aha. Ya ikisi inanılmaz iyi bir mekanik kurmuşlar. Ve genelde hani senle hep biz filmlerde takıldığımız konu. Abi şurası niye böyle olmadı? Bu karakter niye böyle aptalca bir hareket yaptı? Ya ben açıkçası bulamadım. Yani çok zorlasak belki çıkar ama çok ciddi bir plot ol. Ne bileyim bu tip bir aptallık. Ya ben dizide Hı -hı. hiçbir aptallık göremedim iki sezon boyunca. Evet evet şeyi de söyleyelim. İkinci sezonda neler oluyor deyince hani bir onun üstünden geçelim. İkinci sezonda da aslında hikaye biraz daha nasıl diyeyim yere ayakları yere basıyor benim açımdan. Çünkü ilk sezon biraz daha felsefi bir sorgulama hani ilk sezon ilk sezonda işte Antonio e, Anthony Hopkins abim var derin derin konuşuyor böyle uzaklara bakıyor. Acayip insan doğasıyla ilgili şeyler söylüyor filan. İşte senin dediğin gibi insan hani orada bir gerçek yüzümüzü burada mı ortaya çıkarıyoruz? İşte robotlar bir kötülük yapıyorsa onu biz programladık sonuçta filan gibi yaratan yaratılış ilişkisi üstüne konuşmalar. Kaderin önceden tayin edilmesi üzerine konuşmalar. Kendi kaderini çizip çizememek, programlarını programlanamamak üzerine işte bilgisayarla insan arası konuşmalar. İlk sezon çok daha ayakları yere basan gerçekçi bir şekilde geçiyor. İkinci sezona geldiğimizde işte Dolores'in önderliğinde robotlar bize ne kardeşim deyip önceden bir virüs yayılır gibi ayaklanmaya başlamışlardır. Ve sebepsiz yere değildir bu. Aslında buna bir sebep koyabilmiş olması benim dizinden en çok takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. İkinci sezonda bir anda daha güncel konulara, daha gerçekçi ve Cyberpunk konulara giriyoruz aslında. Üçüncü sezon habercisi oluyor ikinci sezon. Bayağı ee, hazırlamışlar yani evet. Evet yani dışarıda bir şirketler vardır, bir dünya vardır. Ve Delos tabi burada evet yani bir yandan robotları yetiştirmiştir, etmiştir falan ama... Aslında insanların da e, hareketlerini sürekli kaydedip onların yapmak istedikleri, yapacakları şeylerin kayıtlarını alıp onların da küçük modellerini çıkartmıştır. İşte burada Ghost'un deşelcilikler başlıyor zaten. Ee, insanların zihinsel kopyalarını sken edip davranışlarından falan öğrenip ondan sonra burada host olarak kopyalarını çıktı aldıktan sonra ilk sezon Bernard'da gördüğümüz şeydi bu. İçerisine tekrar o kişinin benliğini yerleştirmeye çalışıp eee en başta da Delos şirketini sahibi abiyi kopyalamaya çalışıp uzun süre başarısız oluyorlar. Aslında zenginler ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. Westworld'de yapılan büyük deney sayesinde. Evet. Aslında hani robotların açısından baktığımızda bir acılar, çileler içerisinden bir özgürlük mücadelesi gördüğümüz yer. Bir yandan da işte ultra zenginlerin kendilerini kopyalayıp ölümsüz olma e, duygusu gibi bir şey. E, niyeti gibi bir şey var. Arkasında öyle bir plan daha çıkıyor. O yüzden Westworld çok çok daha önemliymiş meğer gözüktüğünden pek çok ultra zengin için diyoruz. Aynen. Orada da hatta şey işte şeyi çözüyorlar. İşte yine Delos'un sahibi Jim, Jim Delos'un devamlı işte ölmesi ya ölmesi değil pardon yanlış söyledim. Bozulması. Bunun işte sen birinci sanal ortamda aldığın bir direkt insanla Hı -hı. aldığın birinci evet bir hosta aktarıyorsun ya da işte datayı diyelim aktarıyorsun ve o datanın çalışması için onu yine eğitmen gerekiyor. Ama diğer Hı -hı. tarafta işte işin e, Forge tarafında yani sonda çıkan ikinci sezon sonunda çıkan Forge tarafında bütün aslında dataların direkt beyinden okunarak şapkalar aracılığıyla ki bu çok güzel bir detay. E, bunu da şeyde öğreniyoruz ya e, William'ın kızını bulduğu yerde işte William kızına söylüyor, kızı da uyanamamış o konuya. Ve aslında hatta William de ilk olarak Ford'dan öğreniyor Forch'ına kendi datalarını verince e, oradası iyice karışıyor işler. Neyse aslında ilk öğrenmiyor da kendi datasının ne kadar detaylı toplandığını anlıyor e, diyeyim. Hı -hı. Yani data toplanacağını biliyordur muhtemelen yani şirket sahibi okey hani ama ne kadar detaylı nasıl toplandığını o kartı okuyunca görüyor. Bir dijital kart veriyor ona. Forge'daki konuda ben şunu hissettim. E, Ford'un bence ana planının ki Ford bence bu planı Hı -hı. sadece park için kurmamış ki geleceğiz onu tartışırız. Dışarıyı da düşünmüş. Hı -hı. E, gelen guestlerin yani konukların datalarını böyle alıp ee, Jimmy'de de bunun sıçtığını kendi de görüyor böyle çalışmayacağını da anlıyor o dataları aslında kontrol edebilir hale getiriyor yani insanlığı aslında insanın bütün datalarını oraya gelen 4 milyon kişinin datasını hostlara bakın siz bunları böyle kullanabilirsiniz şekli biraz tepside sunuyor gibi yani Hı -hı. çünkü bir bozulma yok direkt datayla oynayabilir e, kimyasal bir durum yok çünkü kayıt altında ya yani kayıt alınmış bir şey İnsanın direkt e, kimyasal davranışını kaydetmiyor sadece düşüncelerini alıyor aslında orada e bunları al, alıp da e, Dolores'e sununca ya da Miv'e sununca işte ki Miv daha bunun hepsine hakim değil bir kısmına hakim. Sadece o, uzaktan okuyabiliyor. Dolores direkt içine girdi. Dolores şu anda ki 3. sezonda konuşacağız. Bunu çözmüş ve çok fena bir hale gelmiş durumda yani. E, i̇şte bir Miv ve bir Dolores karakterleri var iki tarafta. iki baş gibi bunlar. Dolores de Miv de aslında insanlara karşı süper sempatik değil ama mi biraz daha konuşup anlaşarak kazanmak ve hani e, özgürleşmek gibi bir açıdan bakarken evet. konuya. Bir şey Dolores daha böyle savaş ve yok etmek açısından bakıyor gibi bir durum var. Yani Mii tam senin seveceğin roleplay karakteri oynatacağım Aha. oyunda. E, Dolores hmm. tam da, daha Darzo roleplay karakteri. Dövüyoruz hocam vuruyoruz falan. <laughs> Öldürüyorum. Evet, evet. Yani... <laughs> çünkü aslında bir noktada şöyle bir paralellik de var içerisinde aralarında. İşte mivin ilk kurgulandığı noktada Mii işte kızıyla tek yaşayan bir anneymiş. Ha bir onların da başına kötülük geliyor o sebepten ötürü. Zaten yerlilerin saldıracağı bir yerde bir rol programlanmış onlara. Sonra o rolünü değiştirip bu sefer de kerhanenin başına oturtuyorlar Miv'i. Dolores de dediğim gibi kurulduğundan beri tecavüze uğrayan köylü kızı rolünde. Yani ikisi de böyle bir şekilde başına kötü bir iş gelecek şekilde planlanmış. Yani kimse şey dememiş. Bunların da başına iyi bir şey gelsin. Bu da barda dursun kardeşim gibi bir şey olmamış ya yani sürekli başlarına bir fenalık gelecek pozisyonda modellenmişler biraz o yüzden bu e, ilk sezonda çok vurgulanan bizi özgürleştiren ya da aslında belki daha büyük mesaj toplumları özgürleştiren hani çektikleri acılardır şeylerdir bizleri güncel güçlendiren asıl acılardır gibi Ford'un vurguladığı şey hani bu iki karakter üzerinde çok var e, çünkü şey yani basitçe vurulup öldürmek falan gibi de bir şeyleri değil hani rolleri yok aslında. böyle belli ki ya işkence görüyorlar ya tecavüz uğruyorlar falan. Zor bir noktaya konmuş iki karakter. Onlar üzerinden bunun dönmesi çok ilginç. Mibin bir süre sonra anne rolünü çok benimsemesi bana mesela ikinci sezonda çok ilginç gelen bir şey. Evet. Çünkü anne rolünün aslında sahte olduğunu biliyor ama kendi anılarına baktığı zaman anne rolünü tercih ediyor. Aslında biraz kendi kişiliklerini seçebildiklerini görüyoruz hostların burada. Mesela Dolores de bu kadar vahşi birisi olmayı seçmek zorunda değil. Ama onun da yazılımının bir yerlerinde White diye bir tane ikinci rolü var. Bir dönem ayaklanma çıktığı Biz dönemde evet. Arnold'un kendisine yazdığı bütün hostları ve beni öldür diye yazdığı White diye bir soykırımcı böyle bir karakter var. <laughs> yani o tercih ediyordu Oresta açıkçası. Bir süre sonra kendi rollerini tercih edebildikleri bir özgürlüğe varıyorlar. Orada da işte dizinin zaten pek çok yerinde daha küçük küçük günlük muhabbetlerde insanın durumuyla robotlar arasında çok fazla şey kuruluyor. Paralellik kuruluyor. Yani baktığın zaman dizin herhangi bir yerinden günlük hayatında alakalı okumalar, fikirler çıkartabilirsin. O benim çok hoşuma giden bir şey. Çok Onu fazla çok sakin ya. tutarak yapıyorlar sürekli. Bu arada ya bak ee... Dolores'te Mew karakterinin yine Ghost in the Shell referansı bence çok yüksek. Dolores iki karakterin birleşimi gibi. Mew ise Hı. E, yine Ghost in the Shell'deki şey muhabbeti gibi biraz da yani çocuk sahibi olmanın Be zihninde yarattığı bir çeşitlenme var. Yani hı hı. bunu fark ediyor mu? tabi bunu dizi açıklamıyor. Ya yani ben yakalayamadım. Bunu fark ediyor da olabilir, kendi içinde yaşıyor da olabilir. Çünkü peşinden gidiyor sonuçta. Dolores'in de bir sevgi aile tarafı var, ama başka bir karakterle birleştiği için bunun sadece sertlikle psikopatlıkla çözülebileceğini normalleştiriyor. Sonra biraz daha Evet dur bir dakika ben plan yapabilirim mi? Yani Hı -hı. biraz da onun karakter çarpışması gibi var. Hatta orada işin içine Bernard da giriyor. Burada da orada da Ford'la da birbirlerine bir zihinde bir Hı -hı. kod yazılımı oluyor üst üste. Aslında dünyaya çıkabilecek bütün karakterler yine bir nasıl diyeyim? Uyanışın yanında bir birleşme de yaşıyor, bir çeşitlilik de yaşıyor ufak ufak. Aslında zaten işte bence dizide çok güzel işlenen bir sürü felsefi konudan bir tanesi değişim. Yani işte değişimin dışarıdan gelebildiği, değişimin içeriden gelebildiği, bazen bazı şeyleri bilmenin sadece seni değiştirebildiği falan gibi. Aslında böyle insan hayatları da çok basittir ya, A zandığın şeyler B çıkar bir anda. Evet. A dersin, meğer Türkçe <laughs> olimpiyatlarını yapanlar iyi adamlar değillermiş. <laughs> <Ama, gülüyor> e, Eski gol bariz kralımız gözüken, kötü adammış falan, falan. Bazı böyle çok bariz bildiğin şeyler bir anda kötü çıkar falan. Yani böyle ya da yeni bilgiler ışığında değişirsin. Aslında çok çok sürekli yani herhangi bir karakteri herhangi bir noktada tuttuğunda birkaç tane karakter üzerinde bunu çok işliyorlar. ile mi başta ama mesela Teddy de bence aynı şekilde. William da bence aynı şekilde. Menin Black da aynı şekilde. Ford ve Bernard da bence aynı şekilde. Yani bunların hepsi bu iki, sezon, iki sezon boyunca büyük bir değişim geçiriyorlar. Değişimlerin ya da değişimlerin sebeplerini görüyoruz. Aslında Ford hani çok büyük değişim geçiriyor belki diyemeyiz. Ama neden bu değişime ön olmak istemiş? Yani çünkü Ford'u aslında böyle kontrolcü, zalim, kötü bir adam gibi bir süre konumluyorlar. Anthony Hopkins'in karakteri. Gerçekten de öyle bir havası var adamın. Ama adam işte çok daha uzun vadeli planları olan bir adam. Öte yandan Arnold, Bernard ikilisi daha iyi niyetli bakıyorlar. Daha... Yani şey teması bence çok güzeldi. Bernard'ın, Arnold'un daha doğrusu ya arkadaş biz bu robotları yaptık bunlara dans etmeyi, konuşmayı öğrendik. Bunları aile kurabiliyorlar. Bunlar aslında insan gibi yaşasa yaşarlar yani. Ve biz bunları sabah akşam işkenceye, tecavüze, cinayete mi maruz bırakacağız? Evet abi çünkü bu yüzden ürettik bunları. Sikerler <laughs> abi beni vurun öldürün o zaman <laughs> noktasına geliyor herif bir anda. Yani evet. çok iyi kalpli bir adam var orada. Öte yandan Ford çok daha kontrolcü bir adam. Hayır abi ne alakası var para abi brom falan gibiyken. Yaşı ilerledikçe o da şeyi fark ediyor. Hayır lan Arnold haklıymış biz çok daha insandan üstün bir varlık yaratmışız. O da hele de ya, evet. ikinci sezon hele ikinci sezon bu çok daha bariz oluyor. Çünkü practically ölümsüz bunlar gerçekten. Kendi beyinlerini kopyalayabilen bir sistemleri de olduktan sonra yani e, tabi burada bir şey çok önemli. Bir kontrol panelimiz var ve o kontrol panelinde işte öfkedir, güçtür, sinirdir, savaşçılıktır falan bunlar böyle slide ederek ayarlanabiliyor ya. Yani gerçekten <laughs> insandan şansı çok var. daha üstün olma ihtimali olan yaratıklar var elimizde. Biz onlara eğlence maymun maymun etmişiz yani hakikaten. O özgürleş, özgür bırakmak istiyor ama Arnold'un yaptığın aksine biz bunları böyle yaptık. Bunlar böyle özgür olsun gibi kuş kafesine koymak yerine Fortca tehlikeli bir şey yapıp kendi kendilerini kazansınlar o zaman özgürlüklerini diyor. Ee, bunu da şu açıdan tekrar anlatıyorum aslında. İlk sezonda, ikinci sezonda aslında pek çok hem anlatım dili açısından hem zaman atlamaları açısından karışık. İlk sezonu neden çok seviyorum? Çünkü ilk sezon ee, bir robot için zamanın hiçbir anlamı olmadığını insanlar unuturken robotların unutmadığını çünkü kaydedilmiş datayı evet tekrar yani, okuduğu için zamansızlık konusu çok güzel ya çok güzel işte ee, zamansızlık konusu üzerinden zaman atlamalı bir naratif kurmuşlar. Ee, ve o yüzden izlerken şey oluyorsun böyle ne oluyor lan şimdi o adam oydu o oydu ne oldu abi şimdi filan oluyorsun. Westworld'ü böyle zor bir dizi olduğu için de takdir ediyorum. Ee, eğer bizim bu muhabbetlerimizden sonra izleyecek olan arkadaşlar varsa abi rahat kafayla izlenecek bir dizi değil Westworld. Yani birazcık şey yapman gerekiyor. Ne oldu lan şimdi gibi izlemen gerekiyor. Ee, tadı öyle çıkıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Yani böyle bir, bir şey yaparken yana açılacak dizi pek Yok, değil. değil. Açıklıyor ama evet yani kesinlikle dikkat etmek lazım. Yani işte bak İlk başta dizi her izleyen şöyle olabilir. Ya çok zor ne anlatıyorsun falan. Aslında dizi çok işte bak hep şey tartışıyoruz ya akıllı gözükmekle akıllı olmak farklı şeyler. Bu dizi akıllı olmuş. Çünkü evet. verdiği zaman akışı senin kafanı karıştırmak için değil. Çünkü sen onların özellikle ikinci sezonda Bernard'ın zihninden zaman akışını yaşıyorsun. Hı -hı. Ve anlıyorsun ki aslında kendi kendinin zihnini karıştırmış. Yakalanmamak için artık yani o kadar akıllıca ki bu. Yani şey diyebilirdik, bak dizi bitseydi ve işte kurgu oyunuyla bitseydi sadece e abi ne olacak? Bernard e, burada ne o zihnine bakar görürlerdi diyebilirdik çünkü makinede var hepsi baktığı anda Aha. görebiliyor ve göremiyorlar çünkü Bernard e, bu birinci bu akla ulaşmış ya da Ford onu yönlendirmiş artık onu zaten dizi izleyince anlıyorsunuz. Yani o kadar e, iyi bir kurgusu var ki bu dizinin. Herhalde kurgu konusunda son 10-15 senede yapılmış. Ve bu kadar aslında hikaye hizmet eden bir kurgu diyorum buna ben. Ee, başka bir iş hatırlamıyorum ben. Hatta Evet yani şey hani... değil. Sırf, sırf şaşırtmaç olsun diye yapmamışlar bunu. Evet. Ee, bunun bir örneği de işte zaten adamın kardeşi olan Nolan'ın Mementos'unda görüyoruz ya. Evet Memento'da adamın anlık anılarının küçük küçük gitmesi yüzünden filmde küçük küçük parçalar halinde gidiyor. Burada da robotlar her şeyi çok net hatırladıkları için... ...bazı şeyleri robotların gözünden görüp çok eski zamanları gördüğünü... Sonradan ayıyorsun sen. Ama bunu herif şey diye yapmamış. He ee ya bakın işte bir o anı gösterdim bir o anı gösterdim herkes aynı zannetti. Ha evet yani böyle akıllılık yaptık Brom'dan ziyade gerçekten dizinin içerisinde fonksiyonu olan bir şeyden ötürü böyle olduğu zaman ekstra benim hoşuma gidiyor. Sırf seyirciyi şaşırtmaya oynamak değil de daha böyle güzel bir anlamda yapmışlar. Onu çok hoşuma giden bir şey. Vallahi ilk iki sezondan dediğim gibi çok detay var üstüne konuşulacak. Ben böyle bir genel toparlayıp üstünden anlatmak istedim. Ee, tek tek detay detayda çünkü bölüm bölüm girersen sabaha, sabaha Aa, kadar konuş ama üçüncü sezonu izleyecek arkadaşlar için hızlı bir toparlama yapmak için benim aklıma gelenler böyle vallahi. Ya yani ben çok ufak bir şey daha ekleyeyim. Zaten ben de üçüncü, üçüncü sezonun ilk bölümüne geçelim diyecektim. Bir tek şunu ekleyeceğim bu kurgu olayına. Ford da e, dizinin bize sunduklarının dışında kendi sistemi içerisinde yani parkların sistemi değil sadece hostların kendi yaşam döngüsü içerisinde bir kurgu yaratmış. Bunu da zamanla anlıyoruz. Burada ben hani şu bölüme değineyim ufakça. Akichita bölümü. Ee, 8. bölüm işte. Yerli kardeşimizin uyandığı. Harika bölüm. bir bölüm. Mükemmel bir bölüm. Orada zaten Ford o kadar güzel anlatıyor ki. izleyince zaten anlayacaksınız. Çok çok kaliteli bir bölüm ve e, müdahale dışında da daha böyle karanlık bir tarafta kendi başına dünyayı keşfeden bir hosta var. E, ama salaklar kendi hataları yüzünden aslında ona da müdahale ediyorlar fark etmeden işte onun da sevgilisinin rolünü değiştirip e, ipucu veriyorlar gibi oluyor ama çok da bilinçli yaptıkları bir şey değil bu. Ama dediğim gibi yani e, Ford'un kurgusu işte bir Dolores karakteri daha e, belki sert tarafta. Mew karakteri daha dengeli. Akişta gibi kendini, Kendini bulmuş ve belki de zamanın, geçmişin, günahlarıyla da kendi içinde, Amerika'nın kendi e, günahlarıyla da savaşan bir karakter. Vesaire gibi. Böyle hep Ford'un mükemmel e, kurguladığı bir şey var. Ford da hatalarını yolda düzelterek yapmış. Bunu da çok güzel anlatıyor. Yani şey de yok orada. Ford, abi Ford abi adam o kadar mükemmel ki. inanılmaz kurgulamış değil yine. Kendi hatalarını çöze 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 Arnold'u anlaya anlaya gelmiş 30 senede. Yani 30 senelik periyot yani top, şöyle toparlarsam dizinin bize verdiği 30-35 senelik periyot herkesin gelişimi, değişimi ve e, yaratımı ile ilgili. Ve sonunda da uyanışı ile ilgili. O yüzden hani e, abi ikinci sezon düşüyormuş, birinci sezon biraz şeymiş falan gibi düşünmeyin. E, kendi kafanızda izleyin. Bence bir e, hemen şeye de okumayın. Abi teori varmış abi uçuyorlarmış falan. Yok abi bir, bir izleyin diziyi kafanızda bir şeyler otursun. Yani siz de bir e, düşünce şeyine girin, döngüsüne girin, sonra bakarsınız. Evet, evet yani... Teoricilik... <laughs> teoricilik... Yani Game of Thrones gibi bir dizi değil bu yani, anladın mı? Teoricilik bana şey geliyor, yani zaten... Programlanmış bir dünya içerisinde var olan varlıklar var. Yani bunu biraz daha içselleştirerek bakarsanız, hani... Çünkü şeyi aslında... Ghost in the Shell ve Akira'da da konuşmuştuk, yani... Çok güzel şey, küçük küçük şey referansları var. Mesela... İşte adam kötü adam. Niye kötü adam diyorsun? E kötü programladık çünkü diyor. E kötü değil iyi programlasaydık ne olacaktı diyor. O zaman iyi adam olacaktı falan diyor. Yani bu tarz <laughs> muhabbetler insanın birazcık kendi hayatına yeri geldiğinde ya da insanlığa bakmasını kolaylaştırıyor. Ben mesela şey muhabbetini unutamam. E, i̇kinci sezondaydı sanırım. Bir yerde Delos'la beraber geziyorlar yeni yaptıkları parkın içinde. Aa, evet. O da bilmiyorum. O sahneyi hatırlamıyorum. Sezon kendi ya. aralarında konuşuyor böyle robotlar. Adam diyor ki ya bunlar niye kendi aralarında konuşuyor? öyle küçük küçük konuşmalar yaparak kendilerini programlamalarını doğruluyorlar diyor. Şimdi insanların arasındaki bizim boş muhabbet dediğimiz hani havadan sudan nasılsın? Abi iyiyiz hamdolsun. Sen ne yapıyorsun? hani be. Bunlar, bunlar kendi kendini ve kendi pozisyonunu doğrulamaktır ya hep. Anladın evet. mı? Yani o an Onay bir rahatlık getirir sana. Bir bir karşılıklı küçük onaylar verilir birbirine. Kendi pozisyonunu doğrularsın. Ee, aslında böyle küçük hani insana dair bir sürü özelliği robot üzerinden eleştirdi de demeyeyim bir bakış açısı getirmiş. Bence bu tarz güzel taraflarına bakın. Şey diye çıldırmayın. Abi işte o, o mu çıkacak bu bu mu çıkacak falan. Ya tamam çıkıyor da hani çıkınca o sana ne anlam ifade edecek? Yine oraya bakman lazım. Abi çözdük abi meğer Ahmetmiş işte yapan falan. Bu, o sana çok bir şey katmayacak yani seyirci onu söylemek lazım. Ee, i̇lk yani... iki sezon o yüzden spoiler falan vermek değil asıl niyet asıl niyet izlemek anlamak keyfini çıkartmak olması gereken biz iki sezon. Ya tabii canım. Ya zaten şimdi biz de hadi 3. sezon ilk bölüme geçelim. Hani şimdi illaki biz de şeyi konuşacağız abi işte ne ne olabilir, nereye gidebilir. Ama bu Hı -hı. hani e, bir teoriden çok ben şöyle olduğunu düşünüyorum bunların. E, bir kafa yorma. Yani bu dizi ya bir tüketim ürünü bana kafa yorduruyorsa işte bu dizi gibi okey ya. Yani daha fazlasına gerek yok. Dizilerden bazen çok şey de istiyoruz ya. Abi hadi bakalım dans et lan ortada oynat bizi falan. Abi düşündürüyor seni. yani tam dans et oynat istiyorsan zaten e, flash var, şey var, götüm var falan gidip izleyebiliyorsun onları. Ama bu dizi biraz daha hani evet teori düşünüyorsan da gerçekten hani ulan ne anlatıyor anlamak için düşünmek daha mantıklı. Yani işte mesela e, Charlotte karakteri de oradan başlayalım zaten Dolores'a da gireceğiz de. Charlotte karakteri yanında 5 tane e, topla çıkıyor topları alıyor önce çıkıyor. E şimdi bu 5 topun kim olduğundan çok e, neden aldığını da ben düşündüm mesela. Almaya da bilirdi. Yani kendisi zaten bir ton şeye sahip. Dolores sonuçtu. Yani Charlotte'un bedenindeki Dolores. Hı, -hı. E, Gidebilirdi yani anladın mı? Data'yı alıp gidebilirdi. Abernathy'yi de alıp da gidebilirdi. Niye alıyor ki yanına? Hatta gidip e, orada makineler de var dışarıda. İstese belki de aldığı datalarla makineler üzerinden kendi de yeniden de planlayabilirdi. Belki de yapacak bilmiyorum. Ama bunu almasın nedeni muhtemelen o da bir bağ kurmayı öğrendi. Yani iyi ve iyi ya da kötü. Ted'in ölümünden sonra bir bağ kurmayı öğrendi ve bu bağın sonucunda yine kendisinde bir intikam durumu da tabii oluşurken bir yandan da ulan ben tek başıma yapamayabilirim durumu oluştu. Ya yani şimdi bunu düşünüyorsan okey. Hani o 5 topu konuş. Ama abim 5 top almış kimmiş üf falan toplar falan dersen Eee gevgev oluyor yani. Neyse 3. sezon ilk bölüm. Abim e, beğendin mi önce bölümü? Nasıldı? Şeyi soracağım. Bu videoda devam edelim mi? Onu ikinci videoya ayırmak ister misin? İstersen onu ikinci video yapalım. SEO daha güçlü olur. söyleyeyim ben sana. E, olur yapabiliriz. E, ama burada bunu izleyenler şimdi bize iyi söyleyecek onun üzerine. İyi ha? tamam yapalım. Hadi ben sana güveniyorum bu konuda. Ben YouTube tamam tamam istiyordum. bence iki ayır abi. İlk iki bölümün özetleri bir de üçüncü tamam. sezon bölüm bir falan gibi yapalım haftalık bunu yapalım tek tek gidelim üstünden. Tamam. E, çünkü üçüncü sezon artık felsefe kısmı tabii ki her zaman devam edecek iyi bir bilim kurgu içinde olduğu gibi ama Cyberpunk 2077 ile aynı dönem çıksın diye ayarlamışlar. Onu fark ettin mi? Cyberpunk evet. 2077 gecikince neyse 3. sezonda konuşuruz onu. <laughs> hadi bakalım o zaman. Tamam hadi kapatıyoruz o zaman. Buraya kadar izleyince bize küçük e, küfürcükler edebilirsiniz ama hiç dert değil ki hemen basarım ben diğer de. Hadi öptüm sizi. Tabii tabii arka arkaya basalım ikisini çat çat. Tamam hadi görüşeceğiz yeni bölümün analizinde. Bay bay.